Merhaba arkadaşlar. Ben biyoloji öğretmeni Zeynep Ölmez Gürsul. Artık sizlere bu kanal üzerinden biyoloji anlatacağım. Ee, konularım öncelikle 9. ve 10. sınıf konuları olacak. Öncelikle bu konuları anlatacağım sizlere. Ardından 11. ve 12. sınıf müfredatına uygun olarak da e, konularımı anlatacağım. Ee, konularımı 2020-2021 eğitim öğretim yılı müfredatına uygun güncel bir şekilde hazırladım. Sizlere e, bu kanal üzerinden hepsini anlatacağım inşallah. Ee, öncelikle e, 9. sınıf e, konularıyla başlayacağım. 9. sınıf konularından e, yaşam bilimi biyoloji ünitesinden canlıların ortak özellikleriyle başlayacağız. Biyolojinin ilk konusu biliyorsunuz. Canlıların ortak özellikleri dendiğinde, bütün canlılarda görülen ortak özellikler olacak. Bu canlılar arasından en basit canlı olan bakterilerden, en gelişmiş canlı olan insanlarda, yani bütün canlılarda ortak olarak görüle, görülen özellikler olacak. Özelliklerimize baktığımız zaman, bunlar hücresel yapı, beslenme, solunum, metabolizma, boşaltım, hareket, uyarılara tepki. Büyüme ve gelişme, üreme, uyum, adaptasyon, homeostazi ve organizasyon olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar canlıların ortak özellikleri olarak 12 madde olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bir tek tek bakalım bunların e, özelliklerine. Birinci ortak özelliğimiz olan hücresel yapıyla başlayalım. E, canlıların yapısal ve işlevsel en küçük birimine hücre denir. Ortaokuldan beri gördüğünüz bir e, tanım arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuz. Bütün canlılar hücresel yapı gösterir. Canlılar hücre sayısı ve hücre yapısına göre gruplandırılırlar. Hücre sayısı ve hücre yapısına göre canlıları gruplandıralım. Hücre sayısına göre canlılar tek hücreli ve çok hücreli canlılar olmak üzere ikiye ayrılır arkadaşlar. Tek hücreli canlılara baktığımız zaman bunlar bakteriler, arkeler, amip, öglena ve paramesyum. Bakteri ve arke dediğimiz tek hücreli bir canlı olup prokaryot hücre yapısına sahiptir. Amip, öglena ve paramesyum dediğimiz ise yine tek hücreli bir canlı ama ökaryot hücre yapısına sahip canlılardır. Çok hücreli canlılara baktığımızda da bunlar, mantarların birçoğu, bitkiler ve hayvanlar alemi içerisindeki canlılarda yine çok hücreli canlılar içerisine girer. E, bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim, mantarların birçoğu dedim ama bitkiler ve hayvanlar aleminin tamamı çok hücreli canlılara sahiptir. Bunların tek hücreli canlılara sahip olan e, formları bulunmuyor. Hücre yapısına göre de canlıları gruplandıralım. Hücre yapısına göre canlılar prokaryot ve ökaryot canlılar olmak üzere ikiye ayrılır. Prokaryot canlılar dediğimizde karşımıza iki tane alem çıkıyor. Bunlardan biri bakteriler, bir diğeri arkelerdir. Ee, ökaryot hücre yapısına sahip canlılara baktığımızda da burada da karşımıza dört alem çıkıyor. Bunlar da protistalar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlardır. Şimdi e, tek tek bakalım arkadaşlar prokaryot hücre ve ökaryot hücrenin yapısına kısaca bir bakalım. E, i̇leriki konumuz olan hücre konusunda özellikle. E, bu prokaryot ve ökaryot hücreden detaylı olarak bahsedeceğim ama Şimdi kısaca bir tanıyalım, bir e, aklımızda birazcık bir şeyler canlansın. Prokaryot hücre dediğimiz, zarla çevrili organelleri ve çekirdekleri bulunmayan ilkel hücre tipine prokaryot hücre denir. Zaten prokaryotun pro kelimesinin anlamı da pro-ilkel, basit, gelişmemiş demek. Yani basit, gelişmemiş, ilkel yapılı canlılar bu grupta yer alıyor. Bunların yapısına baktığımızda bunların tamamı tek hücrelidir. Sadece ribozom organelleri bulunur ve baktığımızda DNA'ları da yine sitoplazmada dağınık halde bulunur. Çünkü bunlarda çekirdek bulunmadığı için DNA'ları sitoplazmada dağınık bir halde oluyor arkadaşlar. Ökaryot hücre yapısına baktığımızda da bunlar artık gelişmiş yapılı canlılardır. Bunlarda zarla çevrili organelleri ve çekirdekleri bulunur. Bunlar tek hücreli veya çok hücreli olabilir. Mesela prokaryot hücrenin tamamı tek hücreliydi ama Bunların tamamı çok hücrelidir diyemiyoruz. Çünkü buradaki protista alemindeki canlılar tek hücreli canlılardı. Bunların DNA'ları çekirdekleri bulunduğu için bunların DNA'ları çekirdek içerisinde bulunur arkadaşlar. Canlıların bir diğer ortak özelliğine bakalım. Bir diğer ortak özellik beslenme. Canlıların enerji ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli maddeleri almalarına beslenme denir. Ve canlılar beslenme şekillerine göre ikiye ayrılırlar. Beslenme şekillerine göre canlılar ototrof canlılar ve heterotrof canlılar olmak üzere ikiye ayrılır. Ototrof canlılar dediğimiz üretici canlılardır bunlar arkadaşlar. Bunlar tamamen kendi besini kendisi üreten canlılardır. Şimdi baktığımız zaman bunlar inorganik bileşiklerden organik bileşikleri üretirler. Yani inorganik bileşikleri organik bileşiklere çevirirler. Bunlar fotosentez ve kemosentez yoluyla besin üretirler. Fotosentez yoluyla besin üreten canlılara fotoototrof canlılar diyoruz. Kemosentez yoluyla besin üreten canlılara da kemoototrof canlılar diyoruz arkadaşlar. Fotoototrof canlılara baktığımız zaman bunlar sadece gündüz besin üretirler. Çünkü bunlar fotosentez yaparlar arkadaşlar. Zaten foto kelimesinin anlamı da ışık demek. Yani gündüz güneş ışığına ihtiyaç duyarlar. Bunlar güneş ışığından besin üretirler. Kemoototrof canlılara baktığımız zaman ise kemoototrof canlılar hem gece hem gündüz besin üretebilirler. Çünkü bunlar besin için kimyasal enerjiye ihtiyaç duyarlar. Yani kimyasal enerjiden besin üretirler. Şimdi fotoototrof ve kemoototrof canlılara bir bakalım. Fotosentez yapan canlılardır bunlar demiştik zaten. Fotoototrof canlılar dediğimiz bunlar siyanobakteriler, öklena, alg ve yeşil bitkiler fotosentez yapıp fotoototrof canlılar grubu içerisinde yer alır. Bazı bakteriler ve bazı arkeler ise kemosentez yapıp bunlar da kemoautotrof canlılar içerisinde yer alır arkadaşlar. Bir diğer canlımız bir diğer canlımıza baktığımız zaman bunlar da heterotrof canlılardır. Bunlar tüketici canlılar olarak karşımıza çıkar. Bunlar da kendi besinlerini kendileri üretemeyip dışarıdan hazır olarak canlılardır. Burada da iki tip beslenme görülüyor arkadaşlar. Bunlardan birincisi holozoik beslenme bir diğeri ise saprofit beslenmedir heterotrof beslenen canlılara baktığımız zaman yani tüketici canlılara baktığımız zaman bunlar mantarlar ve hayvanlardı arkadaşlar mantarlar ve hayvanlar alemi içerisinde ototrof beslenen bir canlı yoktur Bunlar bunların tamamı kendi besinlerini kendileri üretemez tamamı dışarıdan hazır olarak alır yani mantarlar ve hayvanlar alemi içerisinde fotosentez ya da kemosentez yapan türler bulunmaz. Şimdi önemli bir notumuz var arkadaşlar. Burada da şöyle söylüyoruz. Bazı canlılar vardır ki arkadaşlar hem ototrof hem de heterotrof olarak beslenir. Burada da iki tip canlı karşımıza çıkıyor. Bunlardan birincisi protista alemi içerisinde yer alan öglena. Bir diğeri de böcekçil bitkidir arkadaşlar. Öglena ve böcekçil bitkiye baktığımız zaman bunlar kendi besinlerini fotosentez yoluyla hem kendileri üretebiliyorlar hem de heterotrof olarak da besinlerini azot ihtiyaçlarını dışarıdan hazır olarak karşılıyorlar. O yüzden bunlar hem ototrof hem de heterotrof canlı olarak karşımıza çıkıyor. Canlıların bir diğer ortak özelliği olan solunumla devam edelim. Solunum dediğimiz hücresel solunumdan bahsediyoruz arkadaşlar. Bütün canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Ve bu enerji ATP molekülünden sağlanır. ATP molekülünden enerji açığa çıkarılma sürecine hücresel solunum denir. Bu şekilde solunum, e, solunumla enerji açığa çıkarılıyor ve hücresel solunuma baktığımız zaman burada oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermantasyon olmak üzere e, üç tip solunum karşımıza çıkıyor. Şimdi ilk solunum olan oksijenli solunumla bir başlayalım. Diğer adı kitaplarda ayrop solunum olarak da karşınıza çıkar. Sorularda dikkat edin arkadaşlar diğer isimlerine. Hücrede oksijen kullanılarak ATP üretilmesi olayına oksijen solunum, oksijenli solunum denir. Oksijensiz solunuma baktığımız zaman da bunun da diğer bir adı ana solunumdur arkadaşlar. Kitaplarda dediğim gibi yine karşınıza çıkacak olan bir diğer terim. Burada da oksijen kullanmadan ATP üretilmesi olayına oksijensiz solunum denir. Şimdi notumuza bakalım. Bu önemli arkadaşlar. Oksijenli solunumla oksijensiz solunum şekillerde verilmiş görüyorsunuz. Oksijenli solunumda glikoz tamamen inorganik bileşiklere kadar parçalandığı için buradaki ATP kazancı oksijensiz solunuma göre daha fazladır arkadaşlar. Burada da yanlış yazmışım burayı düzeltiyorum arkadaşlar oksijensiz solunuma göre daha fazladır oksijensiz solunumda net ATP görüyorsunuz 2 tane 2 net ATP kazanılmış ama oksijenli solunumda net ATP 38'dir arkadaşlar yani yine oksijenli solunum oksijensiz solunuma göre daha fazla ATP üretmiş oldu arkadaşlar. Fermentasyona bakalım. Burada da oksijenli ve oksijensiz solunumda görev alan elektron taşıma sistemi olmadan sınırlı miktarda ATP üretim şeklinde fermentasyon denir. Ee, yine hücresel solunum konusunda detaylı olarak göreceğiz ama burada da aslında iki tip e, fermentasyon karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri laktik asit fermentasyonu, bir diğeri etil alkol fermentasyonu. Bu konuları da detaylı olarak hücresel solunum konusunda işleyeceğiz arkadaşlar. Canlıların bir diğer ortak özelliği olan metabolizmaya bakalım. Metabolizmada canlı hücrelerde meydana gelen tüm yapım ve yıkım olaylarına birden metabolizma denir. Yani canlı vücudunda meydana gelen bütün biyokimyasal olaylara biz metabolizma diyoruz arkadaşlar. Yani yapım artı yıkım olayları olacak. Şimdi yapım olaylarının bir diğer adı anabolizmadır. Ee, unutmayın arkadaşlar anabolizma ana kelimesinden ana kelimeleri anneler bir şeyleri yapar. Buradan aklınızda kalabilir. Aynı zamanda bir diğer adı özümlemedir ve bir diğer adı da yine asimilasyondur. Kitaplarda diğer isimleri de karşınıza çıkar. Ee, bunlara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ee, yapım olayına baktığımız zaman burada bu olayda özellikle küçük moleküller birleşip büyük moleküller oluşturulur. Ve bu olay sırasında enerji harcanır arkadaşlar. Şimdi proteinlerin yapı taşı bildiğiniz üzere amino asitlerdir. E, amino asitler yani küçük moleküller bir araya geliyor ve daha büyük molekül olan proteini sentezliyor. Yani bu protein sentezi olayını yapım olayını örnek olarak verebiliriz arkadaşlar. Yıkım olayına bakalım. Yıkım olayı dediğimiz bir diğeri katabolizmadır. Katabolizma katletmek kelimesinden gelir. Bir şey katlederken yıkarız arkadaşlar bunu da bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz yine yıkımın bir diğer adı yadımlamadır ve bir diğer adı da disimilasyondur kitaplarda bu şekilde de karşınıza çıkar arkadaşlar. Bunun da tanımına bakacak olursak burada büyük moleküllerin parçalanarak daha küçük moleküllere ayrışmasına denir burada da yapımın tam tersi olayını örnek verebiliriz. Yapım olayında hatırlayın şöyle demiştik arkadaşlar demiştik ki. Amino asitler bir araya gelerek proteinleri oluşturdu. Yani küçük moleküllerde amino asitler protein büyük bir moleküldü ve küçük moleküller bir araya geldi büyük molekül oluşturdu. Büyük molekül dediğimiz proteinlerde Eğer biz proteini yıkar, tekrar amino asit oluşturursak işte buna da yıkım ya da katabolizma ya da yadımlama ya da disimilasyon diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi şurada notumuza bakalım. Burada anabolizma ve katabolizmanın vücudumuzdaki oranları verilmiş arkadaşlar. Eğer anabolizma bir canlıda katabolizmadan fazlaysa bunlar genç bireylerdir arkadaşlar. Eğer anabolizma katabolizmaya eşitse bunlar yetişkin canlılardır. Bunlar da yapım ve yıkım olayları birbirine eşittir. Eğer anabolizma olayı katabolizma olayından fazlaysa da arkadaşlar bu canlılar yaşlı canlılardır. Yaşlı canlılarda yıkım olayları daha fazla gerçekleşir, yapım olaylarından daha fazladır. Ee, devam edelim arkadaşlar. Canlıların bir diğer ortak özelliğine bakalım. Boşaltım. Ee, vücudumuzda metabolizma olayları sonucunda oluşan atık maddelerin hücreden uzaklaştırılmasına boşaltım denir. E, ve boşaltımda da şöyle arkadaşlar, e, bitkilerde, hayvanlarda, e, bakterilerde ve tek hücreli e, bakterilerde ve protist canlılarda farklı şekillerde boşaltım karşımıza çıkıyor. E, tek hücreli canlılarda boşaltım hücre yüzeyinden yapılıyor. E, tatlı sularda yaşayan tek hücreli canlılar olan, protist canlılar olan amip, öflana ve paramesyum ise hücre içerisine giren fazla suyu kontraktil kofulları sayesinde dışarı atıyorlar. Bunlar da boşaltımlarını bu şekilde gerçekleştirmiş oluyor arkadaşlar. Bitkilerdeki boşaltıma baktığımız zaman bunlar da terleme yöntemi, damlama gutasyon yöntemi ve yaprak dökümü şeklinde boşaltımlarını gerçekleştirmiş oluyorlar. Hayvanlardaki boşaltıma bakalım. Hayvanlarda boşaltım olayı Solunum yoluyla, terleme yoluyla ve idrar şeklinde yapılır. Bu şekilde boşaltım gerçekleşmiş olur. Canlıların bir diğer ortak özelliği, 6. ortak özelliğimiz olan harekete bakalım. Canlılar beslenmek, avlanmak, göç etmek, üremek, ışığa ve suya ulaşmak gibi nedenlerle hareket ederler. Ve baktığımız zaman canlılarda iki tip hareket görülür. Bunlardan biri pasif harekettir ki biz buna aynı zamanda durum değiştirme hareketi de diyoruz. Bir diğeri aktif harekettir. Yer değiştirme hareketi diyoruz. Şimdi aktif hareketi yani yer değiştirme hareketini hepimiz biliriz ama pasif hareket birazcık daha aklımızı karıştırır. Pasif harekete örnek verelim arkadaşlar. Burada bitkilerdeki tropizma ve nasti hareketlerini pasif hareketlere örnek verebiliriz. Bakın şekilde de görülüyor bir ayçiçeği bitkisi var. Ayçiçeği bitkisini biliyorsunuz bunun e, hatta bazı yörelerdeki ismi güne bakandır. Bunlar güneşe doğru dönerler arkadaşlar. Bu da yine bir pasif hareket ya da durum değiştirme hareketi olarak örnek verilebilir. E, canlıların bir diğer ortak özelliği olan uyarılara tepkiye bakalım. Yedinci ortak özelliğimiz uyarılara tepki. Canlılar iç ve dış çevreden gelen fiziksel ve kimyasal uyaranlara cevap verirler. Baktığımız zaman örnek verelim bunlar tatlı sularda yaşayan tek hücreli bir canlı olan amibin beslenmek için besinlere yönelmesi bir uyarıya tepkidir. Ya da bakın şurada şekilde de yine görüyorsunuz bir ağacımız var. Ağacın kökleri yine suya ve gübreye doğru yönelmiş. Bu da yine bir uyarılara tepki olarak örnek verilebilir arkadaşlar. Canlıların bir diğer ortak özelliğine bakalım. 8. ortak özelliğimiz büyüme ve gelişme. Arkadaşlar bu iki kavram birbirine karıştırdığınız kavramlar arasında. Özellikle büyüme kavramına baktığımız zaman büyüme kavramı tek hücrelerde ve çok hücrelerde de aslında farklı anlamlara geliyor. Tek hücrelerde sitoplazmanın hacminin ve kütlesinin artmasını büyüme diyoruz. Çok hücrelerde ise hem hücre hacminin ve kütlesinin artmasıdır. Hem de hücrelerin bölünmesiyle meydana gelir e, büyüme dediğimiz olay. E, gelişme olayı bundan daha farklıdır arkadaşlar. Gelişme dediğimiz hücrelerin farklılaşarak olgunlaşması ile görevini en iyi şekilde yapabilir hale gelmesidir. Yani aslında kısaca şöyle de söyleyebiliriz arkadaşlar. Büyüme dediğimiz olay e, hücrenin hacmini ve kütlesinin artmasıdır diyebiliriz. Gelişme ise bir organın farklılaşarak kendisinden beklenilen görevi en iyi şekilde yapabilir hale gelmesidir diyebiliriz. Bu iki kavrama özellikle dikkat edin. Gerçekten öğrenciler arasında dikkat ettiğim zaman en çok karıştırılan kavramlar arasında yer alıyor. Canlıların bir diğer ortak özelliğine bakalım arkadaşlar. Bir diğer ortak özelliğimiz üreme. Şimdi üremeyi de özellikle diğer ortak özelliklerden ayıran bir noktamız var ama öncelikle bir üremenin ne olduğuna bakalım. Canlıların nesillerini devam ettirebilmek için kendilerine benzer bireyler meydana getirmelerine üreme denir. Üreme, eşeysiz üreme ve eşeyli olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi eşeysiz üremenin detaylarına çok aşırı girmeyeceğim arkadaşlar. Yine üreme konusunda detaylı olarak göreceğiz ama şurada kısaca yine bir değinelim. Eşeğsiz üremede kalıtsal çeşitlilik yoktur. Burada tek bir atacanlıdan yeni bireyler oluşur ve kısa sürede çok sayıda bireyler oluşur arkadaşlar. Bir de eşeyli üremenin özelliklerine bakalım. Burada kalıtsal çeşitlilik görülür. İki atacanlıdan yeni bireyler oluşur ve eşeysiz üremeye göre daha uzun bir süreçtir. Şimdi demin de söyledim dedim ki üremeyi diye diğer ortak özelliklerden ayıran bir bir farklılığımız var. Burada üreme canlıların nesillerini devam ettirebilmek için gereklidir. Ancak yaşamlarını devam ettirebilmek için gerekli değildir. Yani üremeyen bir insan da yaşamını devam ettirebilir. Sadece neslini devam ettiremez. Evet canlıların ortak özelliğidir ama sadece yaşamlarını sadece nesillerini devam ettirebilmek içindir. Yaşamlarını devam ettirebilmek için gerekli değildir. Bakın arkadaşlar basit gibi görünebilir ama özellikler özellikle sorularda sizi düşürebilecek seçeneklerde yer alıyor. Dikkat edin bu konuya. Bir diğer ortak özelliğimiz olan adaptasyona bakalım. Adaptasyonun diğer adı uyumdur arkadaşlar canlıların hayatta kalma ve üreme ihtimalini arttıran kalıtsal özelliklerin tümüne adaptasyon denir. Bakın şekillerde görüyorsunuz arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. Mesela develer biliyorsunuz özellikle çölde yaşayan hayvanlardır. Çöle uyum sağlamış hayvanlardır. Develer mesela hörgüçlerinde yağ depolarlar arkadaşlar. yani bu şekilde çöl ortamına uyum sağlarlar. Ee, yine kaktüslerin yapraklarının diken şeklinde olması yine bir uyum örneğidir. Bakın herkesin bildiği özellikle bu kalemunların renk değiştirerek yine çevreye uyum sağlaması da bir adaptasyon örneğidir arkadaşlar. 11. ortak özelliğimiz olan homeostaziye bakalım. Homeostazi dediğimiz şey canlıların değişen çevre şartlarına rağmen iç dengesini kararlı ve dengede tutmasını homeostazi yani Kararlı iç denge denir arkadaşlar. Şimdi buna örnek verecek olursak mesela paramesyumun fazla suyu kontraktil kofulları ile dışarı atması yine bir kararlı iç dengesini oluşturması ile alakalı bir durumdur. Ya da mesela dış ortamda sıcaklık yükselmesine rağmen insanlarda sabit bir vücut sıcaklığının olması mesela yazın çok sıcak havalarda bile bizim vücut sıcaklığımızın 36,5-37 derecede olması ya da çok soğuk havalarda işte eksi 20 santigrat derecede bile bizim yine vücut sıcaklığımızın 36,5-37 derecede olması yine homeostaziye örnek olarak verilebilir arkadaşlar. 12. ortak özelliğimiz olan organizasyona bakalım. Organizasyon dediğimiz bütün canlılar belirli bir organizasyona sahiptir. Yani bakterilerden tutun da insana kadar bütün canlılarda organizasyon görülür arkadaşlar şimdi atomlar bir araya gelerek molekülleri oluşturur moleküller bir araya gelerek organelleri oluşturur organeller bir araya gelerek hücreleri oluşturur hücreler bir araya gelerek dokuları oluşturur dokular bir araya gelerek organları oluşturur ve organlar bir araya gelerek sistemleri oluşturur ve son olarak da arkadaşlar sistemlerde bir araya gelerek organizmayı oluşturur arkadaşlar. Burada da özellikle bilmeniz gereken bir nokta var arkadaşlar. Bakın şuradan ayırıyorum. Atom, molekül, organel ve hücreye kadar olan kısım bütün canlılarda ortak olarak görülüyor. Ama doku ve sonrası bütün canlılarda ortak olarak görülmüyor. Bakın arkadaşlar hücreler bir araya gelerek dokuları oluşturuyor diyorum. Ama şunu hatırlayın tek hücreli canlılarımız vardı bizim. Bu tek hücreli canlılara kadar olan kısım, hücreye kadar olan kısım. Yani burada artık hücreler kavramını kullanamıyorum çünkü sadece bir hücre var. Yani atom, molekül, organel ve hücre dediğim nokta bütün canlılarda ortak olarak görülüyor. Doku, organ, sistem ve organizmaya kadar olan kısım ise sadece çok hücreli canlılarda görülüyor arkadaşlar. Arkadaşlar kitaplarda yazan 12 maddeyi anlattım. Ancak ben sizin için şöyle bir şey düşündüm soru çözerken size kolaylık olsun diye canlıların ortak özelliği ile ilgili bir not oluşturdum arkadaşlar özellikle bunları da tek tek vermek istiyorum soru, soru çözerken özellikle sizlere kolaylık olsun diye. Şimdi notumuza bakalım tüm canlılarda ribozom organeli bulunur arkadaşlar. Yine tüm canlılarda DNA ve RNA dediğimiz nükleik asit bulunur. Yine canlıların ortak özelliklerinden biridir. Ee, DNA ve RNA bulunduğu için yani özellikle DNA bulunduğu için tüm canlılar mutasyona uğrayabilir. Yani nükleik asitten dolayı bütün canlılar mutasyona uğrayabilir. Yine bütün canlılarda hatırlayın ribozom organeli bulunur dedim. E şunu biliyoruz biz ribozom organelin görevi protein sentezlemek, o yüzden ribozom organeli bulunuyorsa, bütün canlılarda protein sentezi de ortak olarak gerçekleşir arkadaşlar. Yine baktığımız zaman tüm canlılarda hücre zarı da ortak olarak bulunuyor. Ee, hatırlayın yine ribozom organeli bulunur dedim, ribozom organeli protein sentezlerde, e, enzim kullanımı da ortaktır, enzim üretimi de ortaktır arkadaşlar. Ribozom hem protein üretiyor hem de enzim üretiminde görev alıyor arkadaşlar. Tüm canlılarda substrat düzeyinde fosforilasyon ortaktır arkadaşlar. Substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretimi ortaktır. Bütün canlılar SDF düzeyinde fosforilasyonla ATP üretirler. Yine bütün canlılarda, yine hücre zarında ıı, taşımada göreceğiz. Yine bütün canlılarda aktif taşıma ve difüzyon da ortak olarak görülür. Ve son olarak tüm canlılarda hücre içi sindirim de ortaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldim. Bugün size canlıların ortak özelliklerini anlattım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar.